içlerinde hep tadpoles var. Sarcomes ne? Tadpoles. Bunlar frogs oluyor. Kumbağa oluyorlar. Nasıl yani? Nerede? 100 baht. Yani tanesi 100 lira. Monika'ya şunu alacağım. Kendim de şunu alırım. Yukarıda gösteririm zaten. Çok enteresan değil Son mi? Son temple'ımız. Zilli evet. Temple değil mi? İngilizcesi ne oluyor? Evet. Zil ne oluyor? Çan o çalan şeyler? Bell. Krallık iyi mi kötü mü bilmiyorum arkadaşlar ama bir şey söyleyebilirim bu konuyla ilgili. Bir kralın oğlu olmak ister mi? Bebeğim girdik mi yayına? Girdik. O zaman uzun bir zaman oldu. Sen şöyle güzel bir açılış ver. Yapıştır. Light, camera, action! Yavrum Monika, ağzına sağlık. Arkadaşlar, Tayland Bangkok'tan herkese selamlar. Dün akşam otelimize yerleştik. Hava karan, yani akşamüstü geldiğimiz için pek video falan çekmedim. Havalimanında paramızı bozduk. Direktmen Tayland bahtıyla videoya girmek istedim. Bir Türk lirası yaklaşık 1.2'ye denk geliyor ve bir Avustralya doları da 22 civarı falan. Dün bozduk zaten. Ben 200 dolarımı bozdurdum. Şu şekilde 4600 kaçtı bebeğim? 4650 mi? Öyle bir para birimi aldık. Evet. Burada da görüyorsunuz işte 1000 baht, 500 baht, 100 baht, 50 baht, 20 baht bu şekilde gidiyor. Direktmen havalimanından otelimize taksiyle de gelebiliyordum. 17 dolar, yok 20 dolar tutuyordu. Ama biz metroya bindik. 2 dolarla işi hallettik. Akşam yemeği beleşe geldi. Gelir gelmez otelimizin karşısında 7-Eleven vardı. Ve Tayland'da 7-Eleven gerçekten çok popüler. Özellikle dün bir tost yedik. 10 numara 5 yıldız. Abur cuburlar aldım. Bunların reels'ını yapıp Instagram'da paylaşıyorum. Onu da aşağı bırakırım. Oradan takip edebilirsiniz. Bugün her şeyi Monika belirledi. Ben Bangkok'la ilgili hiçbir plan yapmadım. Bebeğim birkaç yere gidiyorduk. Nerelerdi? Bir ince The ismini Grand ver. Palace. Tamam, gerisi sürpriz olsun. Sürpriz olsun bebeğim. Bugün sizlerle birlikte Bangkok'u altına üstüne getiriyoruz. İlk videomuz burada başlamak istedim. Çünkü bu seride hep otelimizi de göstermek istedik. Monika şöyle bir göster bebeğim. Otelimiz güzel. 26 metrekare. Büyük. Zaten Asya'dan sonra burası da Asya ülkesi ama manzarası var. Manzarası özellikle seçtim. Şurayı göster. Ana tren istasyonu çok yakın arkadaşlar. Oradan trene biniyor. Zaten metro istasyonu bizim hemen altımızda oluyor. O yüzden özellikle burayı aldım. Ve şehir merkezine de 2-3 durak. Yani yürüyerek de gitsek bir 20-25 dakika bir şey. Monika'nın dediği yerler. Uzak değil, güzel bir konumda aldım. Burada 3 gece 4 gün kalıyoruz. Toplamda 200 dolar bir şey ödedim ve kahvaltı da dahil. Hatta kahvaltısı da güzeldi. Yani odamız burası. Güzel lokasyon, neresiydi Befi? Bazen Türkçe, İngilizce bende karışıyor. Yani yeri location, güzel yer, evet. Arkadaşlar kusura bakmayın. Vallahi bazen neyi neye çevireceğimi bilmiyorum. Çünkü kafa gidik yani. Burası, güzel yani. Burayı da göstermek istedim. Şimdi buradan nereye kaçıyoruz? Videomuz da oynuyor arkadaşlar. Like, para lazım. Yorum yapmayı unutmayın tabii ki, arkadaşlar. Tabii ki arkadaşlar para lazım. Dünyada öyle bir para gidiyor ki. Evet. Ya ben bu arada bir kere daha takdir etmek istiyorum bu gezen arkadaşları. Evet. Backpackler var. Vallahi para yetişmiyor abi. Yani evet anlıyorum gidip hostellerde falan kalmıyoruz ama fark etmiyor. Hostelde de kalsanız. Mesela hostele baktım burada. Yemin ederim 8 kişilik oda 150 dolardı. Benim aldığım odaysa 200 dolar verdim. 198 kahvaltı da dahil. Neyse çok uzadı. Kapat orada görüşürüz. Beğeni yorumları bekliyoruz. Trenden indik. Bota biniyoruz. Neden olmasın dedik. Bakalım kaç para. Arkadaşlar şansın böylesi. Şimdi biz saraya geldik. Öncelikle saraya gelirseniz şort falan kabul etmiyorlar. Pantolon olacak. Kaldı ki biz videolardan biliyorduk. Aldık yanımıza ama bugün Buda günüymüş. Birden sonra açılıyor. Şimdi bizi tuktuğa bindirdiler. Biz station'a götürecekler. Yani tekne durağına.
oradan bir tekneye bineceğiz. Ben de bilmiyorum ne olacak. Bugün çok komik olacak. İnanılmaz sıcak. Ama güzel yani. Değişik. Tuktukçumuz da burada. Bakın burada saray. Biz şimdi tuktuka bindik ya, bizi bir yere getirdi. Bot turu varmış. 1 saatlik. İşte seni gezdiriyor falan. Büyük Buda'yı gösteriyor. Kaç para istedi biliyor musunuz? 2000 baht. Neyse arkadaşlar. Yani tuktuka binmek için bindik aslında. Zaten bir şeyler olacağını biliyordum. Tuktuka bir daha binmeyeceğim. Bir kere bindik. Keyfimizi aldık. O kadar. Şimdi tekrar yani saray kapalı olduğu için orayı es geçtik. Zaten oraya da söyledim, elbise giymeniz gerekiyor. Şimdi tekrar bota binip suyun karşısına geçip nereye gidiyorduk? Watarun. Watarun'a gidiyoruz. Thank you. 200-200, 400 baht ödedik arkadaşlar. 400 bahtta yaklaşık 400 lira diyebiliriz. Monika gerisi sende bebeğim, gel. Hadi gidelim. Sarah, bu ne bastı lan? Buraya normalde ikinci durağımızdı ama ilk geldik. Bebeğim buranın ismi ne oluyordu? Anlat Watarun. Bakalım. Watarun. Herhalde ben de doğru söylüyorum. Watarun. Bebeğim sen yanlışsa da doğrudur. Evet. İşte burası da Budizm şey ne oluyordu ya? Temple. Bebeğim elbiseler ne güzelmiş bunlarınki. Gördün mü? Evet. Budizm Temple. Arkadaşlar öyle gelmeden pek fazla araştırmıyoruz. Sizlerle birlikte biz de anı yaşıyoruz. Bebeğim önce burada bir resim çekelim ya. Aa baksana bunu. Lotus çiçeği. Lotus. Lotus evet. Bir şey daha öğrettim bize. Allah razı olsun bebeğim. Herkes burada resim çekiyordu. Önce buraya gelmek istedik. Burada manzara güzel. Bebeğim kamera sende, anlat bakalım. Burası Watarun deniyor. Budistlerin tapınağı, ünlü tapınağı oluyor. Yani ikonik bir şekille gelmiş bir tapınağı oluyor. Yani turistlere de artık yani gidilecek bir yer olmuş. Evet, Bangkok'ta. Zaten evet. Bangkok yazdığınızda bu birinci sırada ya da iki diyebilirim. Bir de saray var. Oraya gittik. Zaten almadılar gördünüz. Bunlar en popüler iki yer. Bu arada giriş ücreti için 200 baht ödedik. Yani kişi başı Türkiye tutarıyla yaklaşık 380 TL falan. İki kişi için. Monika bizi gezdir içeride. Şu an kayıttayım ha. Hadi keşfetmeye başlayalım. Keşfetmek bizim işimiz bebeğim. Aynen öyle. Bunlar da geleneksel giysimler. Burada kiralama yeri var. Bence ama fiyatını çok güzel bilmiyoruz. Resimlerde, videolarda çok güzel çıkıyor. Bebeğim bak burada bilgileri de var. Arkadaşlar şöyle durayım. Olur da merakı olan arkadaşlar varsa daha detaylı bir şekilde şurada bak, görebilirsiniz. 300 yıllık evet. Bir hikayesi varmış. Watarun Rajharharam. Güzel bir görüntüsü var değil mi? Şekli güzel yani. Evet çok güzel. Gel biraz yukarı doğru gidelim. Bu arada burada kıyafet, herhangi bir şart aramıyorlar. Direktmen girebiliyorsunuz. Aa en üste gidiliyor galiba. Aa kapatmışlar ama. Bebeğim üst kata çıkalım mı? Çıkalım. Gel.
Biraz görelim çok mi? Dik ama çıkalım. Hepsi de seramik değil mi? Bakayım, porselen seramikler, evet. Oh. Bir üst kata da gidiliyor ama kapalı. Arkadaşlar bende migren olayı var. Sık sık migren oluyor. Ama tatilde çok esi, yani Sydney'deki gibi değil. Normalde Sydney'de haftada 2-3 kere oluyordu. Şimdi buraya geldik. Burada da başladı. Aşırı sıcak. Yani 40 dereceden fazla. Yani güneş kafaya alıyor. Direkt, o kadar evet. Ki sıcak. Vallahi GoPro yanıyor. Şu an zor tutuyorum. Burada da dua ediyorlar arkadaşlar. Şöyle şurada oturuyorlar. Biraz dua ettikten sonra bak orada. Gidip dua ediyorlar. Adam onlara ip takıyor. Onlar da oraya para bırakıyorlar. Burası da hemen oranın yan tarafı. Olur da gelirseniz uğrayabilirsiniz. Güzel bir yer. Çok insanlar var ve aşırı sıcak. Ben öldüm. Vallahi öldüm. Monika da zaten öldü. Arkadaşlar, bak sizlere tavsiyem nedir biliyor musun? Bunlar gidiyor mu? Ulan onu, neyse, I'm coming. Biz ölüyoruz. Hayvan gibi sıcak. Şimdi bir kafeye geldik sarayın yanında. Ben dedim ben yürümem daha abi. Ben bittim, vallahi bittim ya. Şaka maka yapmıyorum arkadaşlar. Buraya gelirseniz dikkatli olun ya. Burası inanılmaz sıcak. Kafeye de gidince buz gibi. Şu anda da üşüyorum. Yani öyle bir değişik duygular içindeyim ki. Neyse. Birer içecek içeceğiz. Burası tam bak yan taraf palas. Palasın yanında bir kafe. Dedik smoothie gibi bir şey içelim. Şunlar var ya. 100 baht. Yani tanesi 100 lira. Monika'ya şunu alacağım. Kendim de şunu alırım. Yukarıda gösteririm zaten. Sümitelerimizi aldık. Bir tane çilekli aldım. Hemen tat testi de yapayım. Seninki güzelmiş. Bunu denedim zaten. Yalandan bir daha deneyeyim. Monika'nınki daha güzel. Bir dilim de kek aldım. Bu 3 parça ürüne 283 baht ödedik. Yani Türk lirasıyla 250 lira falan diyelim. Ya da 280 de gitsin dümdüz. Şimdi üstümüzü değiştireceğiz. Çünkü pantolon getirmiştik. Tekrardan saraya geldik. Birden önce almadılar. Alırlarsa inşallah almazlar diyeceğim. Yani inanılmaz sıcak. Beni şu an öyle bir migren tuttu ki arkadaşlar. Ama kapısının önüne kadar gelmişken de görmek istiyorum. Bir de Monika çok istiyordum. İnşallah sorun çıkmaz. Orayı da görürüz. Öyle gideriz. Bir an önce otele gidip dinlenmek istiyorum. Tayland çok sıcak abi. Çok. Yani başkent mermi yanıyor. Bebeğim mutlu musun? Sonunda istediğin yere geldik. Mutluyuz ama çok sıcak. Yani kapandım böyle. Evet, ben de değiştirdim. İçeriye almadılar. Üstüme yani bunu aldık. Yağmurluğum yani. Şimdi Grand Palace'e geldik. Burası da saray oluyor. Kraliçe ve kralın kaldığı yani ne kadar eskiden burada yaşıyormuş. Eskiden buradalarmış. Ama şimdi taşınmışlar. Şimdi 500 dolara milleti içeri koyuyor. Evet, oradan parayı alıyorlar. Göster fişlerimizle. İki kişi için 1000 baht evet. Ödedik arkadaşlar. Grand yani Palace. 1000 TL diyebiliriz. Şu anda da girişindeyiz. Yani güzel. Water onu çok andırıyor. Birazcık. Şikayetçi değilim. Güzel. Yani evet biraz pahalı girişi. 500. Bayağı pahalı bana göre.
Yine de şikayetçi değilim çünkü Monica burayı çok istiyordu. Tek şikayet ettiğim konu inanılmaz sıcak. Bak bunu hep videoda söyledim ama ben böyle bir sıcak görmedim abi. Yok yani yemin ederim görmedim. Bu nedir ya? Ver ben çekeyim sen rahat rahat gez resmini çek. Girişteyiz arkadaşlar. Krallık iyi mi kötü mü bilmiyorum arkadaşlar ama bir şey söyleyebilirim bu konuyla ilgili. Bir kralın oğlu olmak ister mi? Yelle maho yelle ya. Siz de ister miydiniz? Wow, baksana bebeğim. Shambrek like a diamond. Fucking hell man. Pardon arkadaşlar ama harbi çok çok şalşallı değil mi böyle? Ya düşünsene burada annen, baban, sen, kardeşlerin yaşıyorsunuz. Baba bu nedir ya? Monica yine kayboldu. Vallahi Monica. Hello. Hello. Darling. Bebeğim arkadaşlara girişte ne dedim biliyor musun? Ne söyledim? Krallık yönetimine yani bakış açımı boş ver bir kenara bırak dedim. Mantıklı mı mantıksız mı bilmem ama bir tane kralın çocuğu olmak isterdim dedim. Nasıl? Yani güzel. Monica düşünsene şimdi senle burada yaşıyordum, evlenmiştim. Sen de half kraliçe evet. Oluyordun değil mi öyle olunca? Yani öyle oluyorum. Vay be seni saraylarda yaşatmadım ama olsun ben de sana bak ya. Bu 6. ülkemizdir geziyoruz. Evet. Ama gerçi bak şu an saraydayız seni saraylarda yaşatıyorum değil miyim? Aynen öyle. Aa inekler var burada. Her 5 kişiden biri Tayland filli pantol giymiş. Umarım ben giymem Tayland'dan çıkana kadar. Burada da dua ediyorlar arkadaşlar. Bu arada kısa bir bilgi vermek istiyorum. En azından benle Monica ile ilgili. Arkadaşlar böyle yerlere yani geliyoruz, geziyoruz, hoşumuza gidiyor. Değişik bir şey görmüş oluyoruz ama bu yani. Hani bunun dışında araştırmadan buraya sizlerle birlikte geliyoruz. Öyle öncesinden açıp işte bu kral burada falan. Pek öyle şeyler araştırmıyorum. Çünkü bir kere görebileceğim bir yer benim için. Bir resim çekiyorum, bir hatıra. İşte ondan dolayı böyle aşırı bir bilgi falan araştırmadığımız için belki videolarda hani diyebilirsiniz ya biraz da bilgi falan versiniz ama ben her zaman diyorum abi ben gezmeyi seviyorum, doğayı seviyorum. Böyle yerlere pek tercih eden bir insan değilim ama Monica istediği için geldim. Ama güzel yani görüntüsü buralara da gelmişken gelinir bence. Evet. Güzel bir görüntüsü var. Sarayın içine gidiyoruz şimdi. Ayakkabıyı çıkarıyorum. Ahi ya. Okey. Burada da ayakkabıyı çıkarıyormuşuz arkadaşlar. Sarayı göreceksek mecbur çıkaracağız. Ya da görmek istemezseniz. Çıkar bebeğim sen de. Gel. Yerde yanıyor ya. Ya hiç sorma ya. Çok söyledim videoda. Allah bilir bu sarı şeylerin hepsi altındır ha. Bebeğim hazır mısın sarayın içine? Ha? Sana hep ne diyordum evlenmeden önce? Diyordum seni saraylarda yaşatacağım. Bak saraylara götürüyorum seni. Evet. Anneme de hep öyle derdim. Saraylarda yaşatacağım seni derdim ama bir türlü onu saraya götüremedim. Hayalar. Ama bir söz verelim. Belki ileride annemi bu saraya getiririm. Evet. Ano video. Öyle yazıyor.
Arkadaşlar daha demin girdiğimiz yerde videoyu bırakmadılar. Zaten muhtemelen görmüşsünüzdür görüntüden. Hatta telefonla bir tane çekmeye çalıştım. Adam dedi eğer dedi bir daha denersen bütün hepsini silerim dedi. Yasak. Tamam dedim. Hiç kavga çıkmasın çünkü buraları bilmiyoruz etmiyoruz. Gerek yok. Ama güzel arkadaşlar nerelere gitsek böyle güzel adamın sarayı Allah için güzel yani. Bakıyor musun? Her köşesi böyle ayrı güzelliklerle. Bu arada Monica resimlerini çekti ya. Monica şimdi şey diyor. Çok mu sıcak oldu gidelim mi? Ulan dedim işte böyle bak ben senin yok, için çok sıcak. Bekliyordum. Arkadaşlar vallahi videonun başından sonuna kadar sıcak dedik ama ben İzmir'de büyümüş biri olarak yok yani. Hatta yazın köye gidiyorduk. Sivas'ın kuru sıcağı da kötüdür. Yazın böyle adam simsiyah olur o güneşte 1-2 saat bekleyince. Yok yani o bile çok iyi. Buranın sıcağı farklı bir şey ya. Resmen adamın içinden girip çıkıyor. Nasıl bir cümleydi bu ya? Yani Dubai. Dubai gibi değil mi? Dubai gibi ama Dubai böyle insanı rahatsız etmiyor. Biraz daha etrafı gösterelim. Hem arkadaşlar da görür. Burada da görüyorsunuz. Her köşelerde dua ediyorlar. Para bırakıyorlar. Çiçek alıyorlar. Biz pek bu konulara arkadaşlar yani pek açıkçası böyle aşırı ilgimi çeken şeyler olmadığı için buralarda fazla bilgiler de size veremiyorum. Eminim ki hepsinin bir kuralı bir şeyi vardır ama söylediğim gibi biz sadece gelip geziyoruz. Güzel. Güzel görüntüler sizlerle de paylaşmaya çalışıyorum. Ama gel gelelim ki bir Topkapı Sarayı değil arkadaşlar. Bu arada hazır. Muhtemelen içim dolu ondan Topkapı Sarayı dedim. Bazı arkadaşlar yorumlarda yazıyor da işte tapınaklara gidiyorsun, bilmem nelere gidiyorsun. İşte niye camiye gitmiyorsun? Arkadaşlar İstanbul'a geldiğimizde de gezmediğimiz yer kalmadı Monika'yla. Bu sene yine gelip gezeceğiz. Gittiğimiz yerlerde nereler güzelse, nereler bize az çok hitap ediyorsa oralara gidiyoruz. Kaldı ki Topkapı Sarayı benim favorim yani. Monika orada resim çekecek de sıra bekliyor. Gelmedi mi sıra? Bebeğim burada manzara güzel bak böyle. Orada da inşaat varmış. Evet burası da şurayı yapıyorlar. Gelsene. Ne oldu? İçlerinde hep tadpoles var. Sarkoles ne? Tadpoles. Bunlar frogs oluyor. Kumbağa oluyorlar. Nasıl yani? Nerede? Bak hep orada görünüyor. Çok küçükler. Aa şunları diyor galiba. Hı hı. Ben bundan daha demin gördüm. İçinde balıklar da vardır İngiltere. Evet bak bunun çok enteresan değil son mi? Son temple'ımız. Zilli evet. Temple değil mi? İngilizcesi ne oluyor? Evet. Zil ne oluyor? Çan o çalan şeyler. Bell. Yeah Bell Temple oluyor. Evet. Etrafında hep çamlılar var. Şuraları görüyor musunuz? Çok bütün enteresan. 360 derece bütün etrafında bilmem kaç bin tane çam varmış. Şu an... Evet. Kutup şey yani kutup ayısı nereden çıktı ya? Şu an inanılmaz sıcak olduğu için çalamıyor çünkü rüzgar yok. Ve çok sakin olan bir bölge. Evet. Güzel ama. Çok sakin olduğu bölge. Bunlar için de şey söyleniyor böyle... Tur firmalarıyla gelen arkadaşlar oluyor. Oradaki rehberler böyle konuşunca kulak misafiri oluyorum. Bunlar bütün bunun yükünü işte sırtlayıp bunu cennete diyelim. Cennete taşıyorlar havaya. Yani bütün her şeyin onların omuzlarında. Bazı çok şeyler güzel. Dönmüyor. Bazen döndürebiliyorum. Monikacığım gerçekten öldüm. Artık ne yapalım? Sıcak. Eve gidelim. Gidelim. Evet saat kaç? Saat 9 gibi mi 10 gibi mi yani... ne çıktık? Saat 3. Arkadaşlar yemin ederim yani 4-5 saat bize 30-40 saat gibi geldi. Kendimi hastanede bulmak istemiyorum. Daha gezecek çok yerlerimiz sıcak. Var bebeğim daha yolun başındayız. Böyle bayılacak gibi oluyoruz bazen. Ya zaten bilmiyorum belli oluyor mu arkadaşlar? İnanılmaz ya inanılmaz neyse böyle inanılmaz sıcak diye videomuzu bitirdik. Arkadaşlar çıkış yolunda kralın sarayını gördük. Yani ben en azından öyle düşünüyorum olmayabilirdi ama muhtemelen burada hatta bak şu balkonu görüyor musunuz oradan
bizim başkan gibi balkon konuşması yapıyordur. Hatta balkonun orada kapı var. Orada da kesin yatak odası vardır. Her zaman söylüyorum arkadaşlar, her konuyla ilgili kesin bir bilgimiz var. Bilgimiz olmasa bile fikrimiz var. Yani biz Monika ile hemen senaryoyu yazdık. İşte dedik ki muhtemelen şurada çocuğu gelini kalıyordur. İşte şu binada kendisi kalıyordur. Öyle değil mi bebeğim? Şurada da balkon konuşması yapıyordur. Yalnız çıkışı daha güzelmiş ha? Güzelmiş. Abi şöyle yerleri görüyorum ya. Yani millet nerede, biz neredeyiz ya? Bu nedir ya? Düşünsene ya, bir kralın çocuğusun ve burası senin evin yani. Bu nedir ya? Neyse, fazla hayallere biz kapılmayalım.